Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programın yanında güzel yemek hazırlayacağız. Tezgahımız hazır, malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de pratik iki tane yemeğimizi inşallah biz burada hazırlayacağız. Ve sizler de evlerinize yapacağınız çok lezzetli ve çok da güzel iki tane sunum hep beraber de hazırlamış olacağız. Hangi yemeklerimiz var sizler için hazırlayacağımız? Şöyle sodalı çok güzel bir poğaçamız var. Bayatlamayan poğaça yapacağız. Ondan sonra sengeser yemeğimiz var. Van yöresine ait sengeser yemeğimiz var. Onu hazırlayacağız. İkisi de çok lezzetli olacak ve inşallah biz burada hazırlayacağız. Sizler de bizlerle beraber hazırlamış olacaksınız. Yemeklerimize geçmeden önce bugün konuğumuz var. Mahmut Holding Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Mahmut Küçük Doğan abim bizlerle beraber. Biraz bir sohbet edelim. Ondan sonra sizlerle beraber listemizi alıp başlayalım. Sevgili abim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl inşallah iyisin? Teşekkür ederim. Allah İyiyim. Razı olsun. Yaz geldi. Değil mi? Evet, yaz geldi. Artık böyle kıyafetleri falan da böyle kravatlı falan artık çıkmıyoruz. Benim için de çok bir rahatlık oldu. Kravat böyle biraz daha sıkıyor insanı. Daha çok burada ışıkların altında insan terliyor. Evet. Bir de yani Van yöresi deyince çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Neyime? Sengeser. Sengeser. Evet. Evet. İnşallah bundan sonra Aplı Usta Türkiye'nin bütün yörelerinin yemeklerini herhalde yapacak değil İnşallah, mi? İnşallah tabii Van, abi çünkü öyle yapalım. Artık Van yöresi kendi Vanlı olduğu için yapıyor. Van, çok fazla Van'dan, yöre belirtiyorduk Van'dan ama başladı, öyle yapalım bundan sonra inşallah. Van'dan başladı bunu mazur görüyoruz. İnşallah ikinci yemeğe de ben Tokatlıyım. Tokat yöresinden yaparsın. Tamam başım gözüm ve üstüne. İnşallah bütün ülkemizin o güzel yemeklerini. Bugün bir gazetede ben bir haber gördüm. Bizim eski yemeklerimiz şey olmuş, antika olmuş, eser antika diye bilmem nerede bir sunum yapmışlar. 35 çeşit bizim mutfağımızdan yemek üretmişler ama bu yemekler antika diye. Efsane yemekler. Efsane yani gerçekten yemek. Onları bunları yaşatmamız lazım. Değil mi? Oynamasına, onlar içine farklı farklı şeyler yapmasına. Bunları yaşatmamız lazım. Bunları sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Bizim evet. Zenginliğimiz de bu. Gastronomi olarak, beslenme olarak bundan ayrıldığımız için bir takım hastalıklar ortaya zuhur etti ve çıktı. Evet gerçekten. Her mevsimin, bak her yörenin yemeği ayrı, her yörenin de her mevsime göre yemeği var. Değil mesela mi? Bu yemeği hangi mevsim yaparlar? Mesela bir başka yemeği hangi mevsim yaparlar? Kışın yaptıkları yemeği, yazın yaptıklarında kışın açlığa yapılmazdı. Bu da karıştı biliyor musun? O anki ellerindeki olan malzemeye göre değil mi? Şimdi bundan diyelim ki 50 sene, 40 sene önce kışın ortasında patlıcan olmazdı, patlıcan yemeği olmazdı. Domates olmazdı, domatesli yemek olmazdı. Ama bu da bizi birazcık bozdu. Ya, evet, gerçekten yani o hani bazı şeylerimizden çok uzaklaştı, değerlerimizden, kültürlerimizden. Mesela bizde şöyle bir şey olurdu. Mesela Van'da böyle artık son mevsime doğru veya taşı böyle Türk patates böyle allardı, toprakta saklarlardı. İşte kışın ortasında tüketildi ve muazzam olurdu. Mesela o lahananın çıktığı mevsimlerde tabii. Bir kocaman bir lahana alırdı. Gece onu o şekilde tüketirdik. Sağlıklı bir şekilde. Gerçekten şimdi Van'a gittiğin zaman da peynirinden, aynı şekilde salamura balığından. Tabii. Cenab-ı Hak da o sebzeler o mevsimde yaratıyor. Evet. Yani lahanayı sen yazın ortasında yetiştiremezsin. Gerçekten öyle. Yani artık kışa doğru kış sebzesi ve kışın sana o tarihte çok faydalı gibi. Pırasa ona keza. İnsanlar aslında tekrardan bilinçlendi bir eskiye dönmemiz lazım. Dönme var. Şu anda ciddi bir dönüş var. Evet. Bunu ben Doktor Salt ailesinde görüyorum. Doktor Salt ailesine burada biz anlattıkça, onlar bize döndükçe, biz onlarla temas, irtibat halinde oldukça inan asla doğruya müthiş bir yöneliş ve dönüş var. Mamdab yani sen de köyü gördün, köy hayatını yaşadın, köyde büyüdün. Yani şimdi şöyle bir şey var. Mesela o köyde bir tavuk beslerdin, onu keserdin. İşte o tavuğu pişirdiğinde 2 saat, 3 saat o tavuk biliyorsun pişmezdi. Ama şu evet. Anki tavukları alıyorsun, şöyle tencere, kaynayan tencere şöyle üste tutuyorsun da tencere içine düşmeden gerçekten tavuk pişiyor. Evet. Yani bu ne kadar sağlıklı olabilir sence? Ne kadar doğal olabilir? Tabii. Ama bir köyde yetişen bir tavuk 2 saat, 3 saat kaynadığında hala da o tavuğu yediğinde bile evet. Et gibi olur, sert olurdu. Ben gerçi köyde yaşamadım. Köyde de yetişmedim. Köy hayatını bilirim ama köyde yaşamadım. Evet. Bizim kendi şehirdeki evimizde de kümesimiz vardı. Değil mi? Tavuklarımız vardı. Yumurtalar oradan temin ederdik. Ve oradaki tavuğu işte onlar kesilirdi. Evet. Yani ne kadar doğal olduğu zaten orada da çıkıyordu. Yani o gün evde o tavuk tencereye konup pişmeye başladığında evin her tarafında o kokuyu, o leziz kokuyu alırdık. Yani şu anki Mahmut abi yetişen bir tane tavuk yani ortalama günde 45 günde bir tavuk yetişiyor. Yetişiyor. Kesilme evet. Şeyine geliyor. Ama köyde yani 45 günde yiyeceğim bir sene değil mi? Yani bir sene. O da daha küçük civciv gibi görünüyor. Bir senenin içerisinde belki bir kiloluk falan olur işte.
Ya burada bazen kaynanama da takılıyorum. Buradan tekrardan onu da kayınpeden de ellerinden öpüyorum. Böyle böyle hindiler besledi. Geçen sene gerçi tilki yemişti. Ben de ona bile şaka takılıyordum. Ya sakın tilkilerime sahip çık, hindileri yemesin. Biz geldiğimizde o hindileri biz yiyelim ya da bize gönder. Böyle çok da besledi. Gerçekten çok da güzel. Doğal ortamda yetiştikleri için çok da güzel oluyor. Bu şekilde eskiye bir dönmemiz lazım. O doğallığa, evet, o değil asla, mi? Asla, evet, asla. Asla dönmemiz lazım. Doğruya dönmemiz lazım. Evet. O zaman Mahmut abi, ben şöyle bir listemi alayım. Listemden sonra telefonlarımı vereyim. Ondan sonra başlayalım yavaş yavaş. Hemen. Evet. Listemiz gelsin. Bu arada sevgili polis abim, Pala abim, seni çok seviyorum. Erkan abim, seni de çok seviyorum. Bugün gelirken tesadüfen çevirmeye takıldık. Baktım ikisi de orada. Sizleri çok seviyorum. Hem size hem de bütün polislere bende kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Sizleri çok seviyorum. Kucak dolusu sevgi ve selamlarımı sizlere yolluyorum. Evet, gelsin bakalım iki tane listemiz. Evet. Sodalı poğaçamız için neler kullanacağız? Sade ve nefis bir poğaçamız. Bayatlamayan poğaçamız için bir su bardağı kadar ılık sütümüz var. Veyahut da su kullanabiliriz. Süt veyahut da su kullanabiliriz. Ondan sonra yarım su bardağı kadar zeytinyağımız olacak. Doğal zeytinyağı kullanacağız. Veyahut da dediğimiz gibi siz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Onu yayın sonrası Mahmut abiyle konuşacağız. Ondan sonra bir su bardağı kadar sodamız olacak. Ondan sonra 1,5 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz olacak. Ondan sonra da bir paket kuru mayamız, bir tatlı kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz veya da kaynak tuz. Hangisini kullanacaksak kullanabiliriz. Ondan sonra alabildiği kadar un kullanıyoruz. Bir su bardağı kadar ılık sütümüz veya da su kullanabiliriz. Sevgili izleyicilerimiz, hangisini kullanacaksak kullanabilirsiniz. Ondan sonra yarım su bardağı kadar zeytinyağımız, ondan sonra bir su bardağı kadar sodamız olacak ve ondan sonra bir yemek kaşığı kadar, 1,5 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz olacak. Ondan sonra bir paket kuru mayamız, bir tatlı kaşığı kadar doktorsal sıvı tuz ve de dilerse kaynak tuz, hangisini istiyorsak kullanabiliriz. Ondan sonra alabildiği kadar unumuz olacak. Üzeri içinde bir adet yumurta sarısı kullanacağız. Üzeri için bir adet yumurta sarısı kullanacağız. Önce bütün malzememizi geniş bir kabımızın içine boşaltalım. Bir su bardağı kadar sodamızı da sade sodamızı içine boşalttıktan sonra alabildiği kadar unumuzu içine ilave edeceğiz. Hamurumuzu güzelce bir yoğuracağız. Hamurumuzu yoğurduktan sonra kaç tane yapacaksa bezelere böleceğiz. Hamurumuzu biraz bir dinlendireceğiz. Dinlendikten sonra hangi kabımızın içine koyacaksa sevgili izleyicilerimiz, o kabımızı içine koyacağız. Ondan sonra kabımızı içine koyduktan sonra üzerine yumurta sarısını süreceğiz ve tekrardan fırınımıza göndereceğiz. O fırında yavaş yavaş pişecek. Piştikten sonra da afiyet edeceğiniz, hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak, ama fırına gönderdiğimizde çok fazla acele etmeyelim. Yavaş yavaş şu bir dereceyle bir kabarsın, bir pişsin. Piştikten sonra da harika bir sunumumuz olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, sengeser içinde neler yapacağız? Hem onda bir göz atalım. Sengeser için de sevgili izleyicilerimiz, 2,5 veya da 2 su bardağı kadar yeşil mercimeğimiz olacak. 1 adet kuru soğanımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız veya da tereyağı, hangisini kullanmak istiyorsak kullanabiliriz. 1 çay kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz, yeteri kadar karabiber kullanacağız. 2 su bardağı kadar yeşil mercimeğimiz, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz veya da kaynak tuzumuz veya da yeteri kadar karabiber kullanabiliriz. Üzeri için 2 su bardağı kadar yoğurt kullanacağız. 1 çay bardağı kadar da suyumuz olacak. Üzeri için 2 su bardağı kadar yoğurt kullanacağız. 1 çay bardağı kadar suyumuz olacak. Ondan sonra sunum için de 1 veya da 2 tane ekmek kullanacağız. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız olacak. Ondan sonra 1 çay kaşığı kadar pul biberimiz, kırmızı toz biber kullanacağız. Sunum için, yani altı içinde sevgilimiz, hemen 1 adet ekmeğimiz olacak. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar pul biberimiz ve kırmızı toz biberimizi kullanacağız. Önce bir tenceremizin içine yağımızı boşaltalım. Soğanımızı doğrayıp içine ilave edelim. Soğanımızı iyice bir kavuralım. Pardon. Soğanımızı iyice bir kavurduktan sonra tekrardan hemen soğanımızı iyice bir kavuracağız. Salçamızı dahil edeceğiz. Salçayla beraber iyice bir kavurmaya devam edeceğiz. Salçamızı da biraz kavurduktan sonra içine baharatlarımızı ilave edelim. Baharatımızı da ilave ettikten sonra bir su bardağına yakın sıcak suyumuzu boşaltacağız içine. Suyumuzu boşalttıktan sonra o yavaş yavaş bir kaynayacak. Mercimeği önce de biz haşladık, hazırladık. Mercimeğimizi içine dahil edeceğiz ve mercimekle beraber o güzelce bir şekilde bir kaynamaya devam edecek. Kaynamaya devam ederken bir tane tabağımızın içine ekmeğimizi güzelce bir ayarlayacağız. Ekmeğimizi ufak ufak doğrayıp, isterseniz tavada da ekmeğinizi biraz sotele edebilirsiniz. Ekmeğimizi sotele ettikten sonra altına ilave edeceğiz. Üzerine hazırlanmış olduğumuz yeşil mercimeğimizi dökeceğiz. Onun üzerine yoğurdumuzu dökeceğiz. Yoğurdun üzerine tekrardan yağımızı ısıtıp gezdireceğiz. Ve gezdirdikten sonra da afiyet edeceğiniz hem hafif hem de çok lezzetli bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Gelsin bakalım numaramızı, hemen numaramızı verelim sizlere.
Şimdi sevgili izleyicimiz, yemek setimiz dedi ki çok avantajlı. 8 parçadan oluşuyor. Yemek setimiz çok avantajlı. 8 parçadan oluşuyor. Hemen telefon numaramızı verelim. Ondan sonra değinelim. 0212 912 14 74. Türkiye'nin geneli için 0212 912 14 74'ü arayabilirsiniz. Avrupa'nın geneli için +49 1 573 832 8410. Avrupa'nın geneli için Veli Bey ve Fatih Bey'e ulaşmak için +49 1 573 832 8410'u arayabilirsiniz. Yemek setimiz dedik ki çok avantajlı. Yemek setimizin içinde neler var? 5 litrelik sebilimiz geliyor. İstersen şöyle o elimizde olan setimizi görelim bir. Şimdi içinde 5 litrelik sebilimiz var sevgili izleyicimiz. Ondan sonra bir tane şişemiz geliyor. 1 kilo kadar kaynaklısımız geliyor. 2 tane şık yanında tuzluğumuz geliyor. Ve ondan sonra da sevgili izleyicimiz şöyle bir ben bakayım. Şundan değil mi Mahmut abim? Bundan bir tane geliyor. Alayım Mahmut abim. Bir tane de bundan, bir tane de küçüğü var. Bir tane de bundan ilave olarak gördüğünüz gibi. Bir tane bundan, bir tane ilave bundan. Bir de bunun küçüğü geliyor sevgili izleyicimiz. Toplamda 8 parçadan oluşuyor ve yemek setimizi aldığımızda 1 sene hatta 1,5 sene tuza para vermeyeceğiz ve muazzam bir set alacağız. Hem sağlığımız için, hem cildimiz için, hem de bizim için çok avantajlı bir set alacağız sevgili izleyicilerimiz. Kargoya para vermiyoruz. Sadece 250 liraya alıyoruz ve içinde dediğimiz gibi bolca ürünle beraber 1 sene, 1,5 sene tuza kesinlikle para vermeyeceğiz ve müthiş bir set almış olacağız inşallah. Ben şimdi şöyle bir yavaş yavaş Mahmut abiye doğru döneyim. Önce bir solüsyonumuzu yapalım. Şimdi sizler de merak ediyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Onu hazırlayayım. Ondan sonra ben yavaş yavaş hemen poşama geçeceğim. Şimdi 2 tane bardağımızı şöyle bir alıyoruz. Bu normalde sizlere gelen setin içinde var olan bir şey. Sevgili izleyicilerimiz, setimiz içinde var olan bir şey. Hemen şuradan alıyoruz. Bir bardağımıza içmemiz için şöylece bir doldurduk. Bunu da yarısına kadar, bu da ağzımızı güzelce bir şekilde ağız ve burnumuzu çalkalamak için, gargara yapmak gargara için kullanıyoruz. Şimdi bu içeceğimize az bir şey. Kafi. Bu yeterli. Bir çay kaşığı kadar. Değil mi? Onu da yarı yarıya. Bu da yarı yarıya. Tamam. Evet. Şimdi bunları ben Mahmut abiye doğru gönderiyorum. Ondan sonra ben yavaş yavaş hazırlığıma geçebilirim. Bu bizim için evet. Çok avantajlı değil mi Mahmut abi? Bu içme suyu için. Bu da gargara için. İçme suyunun içerisine bir çay kaşığı kadar koyduğumuz zaman bu su alkali olmuş oluyor. pH derecesi yükseliyor. Suyun içerisinde olası olan bakteri, mikrop, virüs ne varsa onlar etkisiz hale geliyor. Ve içtiğimizde su hücrelerimizin içerisine girecek hale geliyor. Su açlığımızı gideriyoruz ve vücuttaki iyileşme artık bu suyla başlıyor. Su hayattır. Susuz hayat olmaz. Akıl sağlığımızı, beden sağlığımızı ve ruh sağlığımızı koruyabilmemiz için içtiğimiz suyun bu şekilde olması lazım. Bugün su içmeyi unutan insanlarımız vardır. Sebebi suyun tadı tuzu yoktur. Çok tatsız, sası bir haldedir. Onun için içilmez. İçerisine koyduğumuz bir çay kaşığı sıvı tuzla birlikte su gerçekten özel bir meşrubat niteliğini alıyor. Ve bu sefer doya doya içiyorsunuz. Doya doya su içmek demek, su açlığını gidermek demek. Sağlığın başladığı noktadır. Su açlığını gidermeyen bir insanın sağlıklı olma ihtimali hemen hemen hiç yoktur. Çünkü su açlığını gidermeyen insan obeziteye doğru gider, doyma bilmez. Sofrada kaç öğün yemek yerse yesin, sofradan kalkarken gözüm kaldı der ve gerçekten de gözü kalır. Biraz sonra gene acıktığını zanneder ama acıkmamıştır, suyu açtır. Su açlığı ve yemek açlığı beyinde bir nokta var, o noktadan yönetilir. Dolayısıyla gelin suyumuzu böyle içelim. Ve bugünü de tarih olarak yazalım. Hani bir gün bir gündür var ya, bir gün önce bu suya bu şekilde başlamak, bir başkasına göre 1-0 önde başlamak demektir. Sloganlarımızdan birisi de bu. Bir gün bir gündür, evdeki tuzlar dışarı, sıvı tuz içeri diyoruz. Ve bunu besmeleyi çekip içiyoruz. İçtiğimizde görüyorsunuz ki mükemmel bir lezzet, mükemmel bir tat ve o günden itibaren de vücutta eğer tansiyon gibi, şeker gibi, bir takım belirli depresyon gibi rahatsızlıklar varsa bunların hemen o günden itibaren düzelmeye, motive olmaya ve bizden uzaklaştığını hep beraber yaşayarak görüyoruz. Demek ki bir bardak suya bir çay kaşığı. Ya ben her bardak içtiğim suda unutabilirim. O zaman damacanalarınıza,
veyahut da sürahilerinize koyabilirsiniz. Aslında bunun en doğrusu o damacanalar var ya 19 litrelik. Hemen onun kapağını açar açmaz bir çay bardağı koyuyorsunuz içerisine. Bu dediğim işlem tamam oluyor. Ve evde herkes nasıl olsa ondan suyu içtiğine göre suyu biz alkali hale getirmiş oluyoruz. pH derecesini yükseltmiş oluyoruz. Kaliteli ve bol mineralli bir su hale getirmiş oluyoruz. Ve içtiğimiz su gerçekten bize faydalı, sağlığımıza faydalı ve bizi yanlışlıklara karşı muhafaza eden, koruyan ve vücutta bir siper oluşturan ürün haline gelmiş oluyor. Koruma kalkanı bir nevi organizmada koruma kalkanı oluşturuyor. İkinci ürünümüz ise biliyorsunuz 2,5 sene gibi bir zaman geçirdik. Bu 2,5 sene gibi bir zaman içerisinde COVID denen bir belayı dünyanın, insanlığın başlarına bela ettiler. Herkesi psikolojik olarak, ruhsal olarak ve ekonomik olarak ciddi şekilde hırpaladılar. Bundan bireysel olarak kurtulmanın yolu işte yarısı su, yarısı da sıvı tuz şeklinde bir solüsyon yapıyoruz. Bunu aslında bir litre halinde yapıp lavaboların başında bırakmamız lazım. Ne yapıyoruz? Lavabonun başında bir litre suyun yarısını sıvı tuz koyuyoruz, yarısını da su koyuyoruz. Bunu ağzımıza alıyoruz ve ağızda gargara yapıyoruz. Ta gırtlağımıza varıncaya kadar başımızı geri yatarak 3 kere gargara yapıp ağzımızda bol miktarda dolaştırdıktan sonra bunu boşaltıyoruz. İkinci ve üçüncü tekrarda yapıyoruz ve burada birikmiş olan, ağızda birikmiş olan bakteri, virüs, mikrop ne varsa hepsini dışarı atmış ve aynı zamanda koruma kalkanı ağzımızda, yutağımızda, her tarafımızda bir koruma kalkanı oluşturmuş oluyoruz. İkincisi, burnumuza alıyoruz, sinüslerimize kadar çekip sinüslerimizi temizliyoruz. Burada biriken ve buradan akciğere gitmek üzere toplanan bakteri ve virüsleri tekrar buradan dışarı atmış oluyoruz. Bunu da 3 kere yapıyoruz. 3 ağzı, 3 de burnuna yaptıktan sonra hem ağzımızda, yutağımızda hem de burnumuzda ve sinüslerimizde gerçekten bir koruma kalkanı oluşturmuş oluyoruz. Vücudun giriş kapılarını askerleri dikmiş ve bu askerler bundan sonra içeriye kimseyi, yanlış olan insanları göndermiyorlar. Mecazi olarak da böyle tarif ediyoruz. Demek ki sıvı tuza, bir, içtiğimiz suya, iki, bu solüsyondan hiç kendimizi bırakmıyoruz. Mahrum bırakmıyoruz değil mi? Mahrum bırakmıyoruz. Evde bulunan 7'den 70'e herkes bunu yapıyor. Hatta evinize misafir olarak gelen insanlara da bunu yapabilirsiniz. Çünkü onlardaki ağız yoluyla size de geçebilir. Ağızdan çıkan biliyorsunuz havada asıl olarak kalıyor. Biz de onu teneffüs edince bizde birikiyor ve bizden içerimize girmiş oluyor. Dolayısıyla dışarıdan gelene de, ev halkına da, bilakis çarşıya, pazara giden, çalışmaya giden herkes akşam eve geldiğinde mutlaka bu ağız ve burun solüsyonunu yapmalarını çok özellikle, önemle tavsiye ediyoruz. Evet. Herkes uygulamalı değil mi Mahmut abi? Herkes bunu uygulamalı. Zaten bu geçtiğimiz dönemde bu anlattığımız formülü, bu anlattığımız sistemi uygulayan hiç kimse COVID'le yüz yüze gelmedi. Evet. Gelmiş olsa bile belki farkına varılmadı. Çünkü bu ürünler organizmanın bağışıklık sistemini inanılmaz derecede güçlendiriyor. Dışarıdan gelen virüslere ve bakterilere karşı çok ciddi savaşır hale geliyor. Ve biz farkında olmadan onları mağlup ediyorlar. Biz de zaten farkında olmuyoruz ve etkilenmiyoruz. Şimdi bağışıklık sistemi organizmanın zayıf olanlar ne yapıyor? Vücuda giren en ufak bir bakteride, virüste ve mikropta hemen mücadele etme şansı olmayınca onlara mağlup oluyor ve hasta oluyoruz. Ve bu şekilde hasta olup hastalığa yakalanıp da ülkemizde maalesef çok ciddi bir can kayıpları oldu. Çok evet. Ciddi can kayıpları oldu. Yakınlarımızı kaybettik. Maalesef, dostlarımızı kaybettik. Maalesef gelin, öyle oldu. Gelin bugünden itibaren kendi bağışıklık sistemimizi kendimiz kuralım. Yani kendimizi bir başkasının ellerine emanet etmeyelim. Bir başkasının emanet edeceğimiz insanların samimiyetinden bugün hepimizin şüphesi var. Hepimizin şüphesi var. Dolayısıyla biz bunların isimlerinden bahsetmeden biz kendi sağlığımızı kendimiz kurarsak, kendi bağışıklık sistemimizi kendimiz güçlü hale getirirsek dışarıdan gelen virüslerin bize
hiçbir etki efendim yapamayacağını hep beraber görür ve yaşarız. Evet. Mahmut abi, o zaman bir tane telefonumuz var. Onu alıp ondan sonra devam edelim mi? Hay Bahar hay. Hanım aklımızda. Evet. Alo. Alo. Bahar Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Abdullah Usta. Size de kolay gelsin. Allah razı olsun, sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bahar Hanım değil mi? Evet, Bahar Hanım. Bahar Hanım hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Adana Yüreğir'den arıyorum. Oo. Siz de evlerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adana Yüreğir. Benim çok sevdiğim yerlerden birisidir orası. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Ben hemen konuya geçeceğim. Tabii buyurun. Kullandığım ürünleri saymak istiyorum. Tabii buyurun. Estağfurullah. Sıvı tut kullanıyorum. Diş bakım kullanıyorum. Evet. Islak mendil. Siz bunu hiç konu etmiyorsunuz. Benim için çok önemli. Doğru, ıslak mendil. Nefes setini kullandım. Evet. Sabun kullanıyorum. Nefes setini kullandım. Nefes setini kullandınız. Başka? Jel kullandım. Jel kullandım. Sabunu kullanıyorum sürekli. Evet, sabunları. Bütün ürünleri kullanıyorsunuz. Evet. Evet. O zaman faydalarını alalım sizden. Nelere fayda oldu? Öncesi neydi? Sonrası nasıl oldu Bahar Hanım? Bunları bir alalım. Öncesini anlatmayayım, çok kötüydü. Kötü şeyler yaşamıştım. İlk olarak yemek sesiyle başladım. Evet. Hiç kimseden duymamıştım. Sadece sizi televizyondan tesadüfen izlemediğim bir kanal, doğrusunu söylemek gerekirse. Doğru, doğru. O zamana kadar izlemiyordum. Tesadüfen sizi gördüm ve hemen sipariş verdim. Evet. İyi ki de sipariş vermişim, çok memnunum. Sıvı tuzu nefesle, içme suyunda mutlaka nefesle, kullanıyorum. Nefeste nasıl bir sıkıntı vardı Bahar Hanım? Nefeste yemeklerime yanlış şeyler karıştırılmıştı. O sebeple istemiştim. Hmm. Ciğerlerim, iç organlarımın temizlenmesi amacıyla. Allah Allah. Çok çok memnun kaldım. Diş bakım setini kullanıyorum. Çok çok memnunum. Diş etlerimde çok sorunlar vardı. Evet. Evet. Onun haricinde nefes setinden çok memnun kaldım. İki kez solüsyon aldım. Sabunu evet. Sürekli kullanıyorum her şekilde. Evet. Sabun muhteşem. Yani bütün ürünler muhteşem aslında. Biri birinden güzel diyeyim ben. Evet. Jeli, özellikle jeli güzel, ben hastam vardı. Onun için aldım. Evet. Jel inanılmaz muhteşem etkisini bir şey gösteriyor. 5 dakikada etkisini gösteriyor. Evet, evet, anında gösteriyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Yani cildime kullanacak lüksüm olmadı henüz. İnşallah ileriki zamanlarda olur. İnşallah. Ben Mahmut Bey'in cildini hep merak ederdim. Çok hoşuma giderdi. Çok canlı ve parlak gözüküyordu. Evet. Ki ben bunu eşinizle Yasemin Hanım'la da paylaşmıştım. Evet. Ancak ben kendime göre bir formül buldum. Dedim ki bu ürünlerin hemen hemen hepsini kullanacağım. Mahmut Bey'in cildinin neden dolayı böyle parlak olduğunu keşfedeceğim dedim. Evet. Ve ben bunu, ürünlerinizin hepsini kullandım. Fakat üzerine nokta atışı demek istiyorum buna. Islak mendille bunu tamamladım. Doğru. Doğru. Evet. Öyle bir ıslak mendil şu anda öyle bir ıslak mendil şu anda dünyada yok. İnanın öyle. Biz onu anlatmıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Yani ben bugüne kadar çok fazla televizyon izleyemedim. Hatırlıyorsunuz, hastam vardı. Hastanedeydik biz uzun zaman, uzun evet, aylar geçmiş diyelim. Olsun, evet. Teşekkür ederim. O sebeple sizin yayınlarınızı izleyemiyordum. Ancak ben bugüne kadar ıslak mendil hakkında konuşulduğunu hiç duymadım. Doğru. İlk başlardan konuştuk da daha sonra unuttuk onu, daha doğrusu. Ama çok önemli. Çok harika bir ürün. Evet. Tabii şu anda inanın çocukları da kullanılıyor ıslak mendil. O taze bebe çocuklarda piyasadaki ıslak mendillerin hepsinin içerisinde kimyasal var. Hepsinin içerisinde, yani aslında kullanılmaması gereken ıslak mendil şu anda kullanılmaması gereken bir ürün. Onun karşılığında biz bu ıslak mendili yaptık. Bu üründe zerre kadar bir kimyasal yok ve kullanan aynen sizin Bahar Hanım'ın dediği gibi çok istifade ettiler. Ama biz ne hikmetse onu biraz böyle göz ardı ettik. O kabahat bizde. Ama bunu ön plana çıkarmak gerekiyor. İnşallah, ben o tamam kadar memnunum ki. Bu şeyi sizden aldık biz, o ıslak mendili yeniden
üretimine başlayalım? Islak mendili ki ben kendime göre kullanım şeyini öğrendim, formülünü. Evet. Günde bir kez kullanıyorum. Yüzüm, elim, hatta belki hoş değil ama yani vücudunuzun her yerini bununla silebilirsiniz ve muhteşem doğru. bir görüntü. Her yerini kullanabilirsiniz, doğru söylüyorsun, doğru. Aynen öyle. Yani şöyle bir şey, hani banyodan sonra sıvı tuzu kullanıyorsunuz ya. Evet, onun yerine bunu kullanabilirsiniz. Bunu onun yerine de kullanabilirsiniz. Tabii. Banyo yapmadığınız günlerde aynı şeyi kullanabilirsiniz aynı şekilde. Doğru. Banyo yapmadan da hem kendinize hem çocuklarınıza onunla silebilirsiniz. Doğru. Yani çok evet, doğru bir yöntem bulmuşsunuz. Evet. Evet, hem hijyen hem cilt bakımı yani maske görevi görüyor aslında. Evet. Evet. Sıvı tuza gelelim. Sıvı tuzdan ayrıca çok çok memnunum. Vücudumun, organlarımın temizlendiğini fark ediyorum. Bunu ciddi anlamda yaşıyorum. Evet. Daha öncesi yorgunluk hissederdim. Ya. Birçok şey, sinirlilik olurdu, uykusuzluk evet. olurdu. Yani şu an aklıma gelmiyor. Onun haricinde cildiniz muhteşem güzel oluyor. Tabii. Hani şöyle, cilt yüzeyden güzelleşmiyor. İçten güzelleşiyor. İçten, tabii. Aynen öyle. Aynen içeriden. İçten dışa yansıyor ve cildiniz eski canlı haline dönüyor. Evet. Yani buna biz hücre yenilenmesi diyoruz da. Evet evet hücre yenilenmesi evet. 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 Cilt alttan dışa doğru kendini yeniliyor. Eski halinize dönüyorsunuz. Evet doğru söylüyorsun Bahar Hanım. Doğru. Diş bakımda dediğim gibi inanılmaz kötü şeyler yaşadım. Dişlerim sürekli nasıl diyeyim kis, kan kisi oluşuyordu. Diş taşı. Yiyeceklerimden dolayı. Diş taşı evet. Kireç taşı. Evet. Hayır diş taşı haricinde. Ha. Diş taşı haricinde benim kendi özel dişlerim için anlatıyorum bunu. Evet. Kan kisleri oluşuyordu. Bunların hepsi tamamen geçti. O kireçlenmeler geçti. Kanama ki çok çok önemli olan her diş fırçalamamda inanılmaz kanamalar olurdu. Onların hepsi bitti. Ki ben sağ taraf dişimi hiç kullanamazdım. Şu an sadece o tarafı kullanıyorum diyebilirim. Evet. Müthiş. Onun haricinde ağızda kireçlenme olduğu vakit bir koku oluşuyor. Tabii. O koku da geçiyor. Tabii. Tabii kokunun oluşumu şöyle, orada bakteriler oluşuyor. Bakteriler evet. ölünce koku oluşuyor. Sıvı tuzun bulunduğu, ağız bakımının bulunduğu yerde bakteri oluşumu engellenince koku da oluşmuyor. Aynen, aynen. Bunun hali sabun inanılmaz güzel. İnanılmaz, anlatılmaz yani yaşanır bunlar. Yaşanır, doğru söylüyorsunuz. Kullanıyorum aynı şekilde. Aslında ürünlerin hepsinin özelliği birbirine çok yakın. Evet. Hepsi cilt yenileme, hücre yenileme, cildi güzelleştirmeye ve sağlığımıza kavuşmanıza neden oluyor. Tabii birbirini tamamlayan ürünler. Yani aynen. sabun olsun, efendim yemeklerde kullandığımız sıvı tuz olsun, jel olsun, ağız bakım ürünü, nefes seti, şimdi işte iyon çiçeği. Bu iyon çiçeği de havayı temizliyor, havayı yıkıyor. Ben şimdi sizi hatırladım Bahar Hanım. Siz bana evet. siz bana şöyle bir cümle kullanmıştınız. Beyefendi, nasıl bir ürün elinizde olduğunun farkında mısınız? Cenab-ı evet, Hak size öyle bir ürünü tanıtmayı vesile etmiş ki diye hatırladım. Hatırladım. Evet. Aşağı yukarı siz 1,5 sene, 2 sene önce bağlanmıştınız. Evet, aynen evet, öyle. Aynen bu cümlelerle değil mi? Yani siz evet. nasıl bir ürünün tanıttığınızın ne kadar farkındasınız? Cenab-ı Hakk'ın sevgili kuluymuşsunuz ki bunu Cenab-ı Hak bunu size nasip etmiş diye böyle bir sunumda bulunmuştunuz bana. Evet, aynen öyle. Hala aynı düşüncedeyim. Hala bu ürünün yeterince tanıtıldığının... Tanıtamıyoruz. Doğru söylüyorsun. Evet, değil. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü hala ürünü siz uzun yıllardır kullanıyorsunuz ama hala ürünün sizde olmayan rahatsızlıkları iyileştirdiğini siz bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz, doğru. Yani inan sizin gibi bağlananlardan da öğreniyoruz. Yani her aynen. gün birisi bir şey anlatıyor. Fakat ülkenin şartlarından ötürü bunları ulusal kanallarda
anlatamıyoruz. Anlatamamamızın sebepleri var. Yani bugün Sağlık Bakanlığı olsun, diğer bakanlıklar olsun maalesef bu şeylere karşılar ve işi ilaçla çözmeye çalışıyorlar. İşte COVID meselesini çıkardılar dünyanın başına. En sonunda bu iş başındaki adam dedi ki ya bu iş böyle bir şey değilmiş. Efendim yanlış yapmışız gibi ifadeler kullandılar. Tabii onlar kullanınca bir mahsuru olmuyor. Ama sen buradan ya bu yanlış, bu doğrusu budur. Bununla mücadele böyle olmaz dediğinde seninle bu sefer hukuki yollardan mücadeleye giriyorlar. Onların bu yönden elleri çok güçlü. Ama evet, neticede anlıyorum. Neticede aldıkları bir mesafe çok az. Sağlık yönünden bugün kocaman bir camia, kocaman bir ekonomi, kocaman bir alet edevat, kocaman bir mekan ama netice çok onlara göre cılız denecek kadar az. Evet, evet. İşte siz yaşamışsınız. Aslında... Mesela nefes setini kullandıktan sonra siz kandaki oksijen oranını ölçtürdünüz mü? Hayır, ölçtürmedim. Ölçtürün. Onu ölçtürecek imkanım yoktu. Çok evet. Pardon. Evet. Çünkü 2 yıla yakındır benim hastam vardı. Yani kendi özel hayatımla uğraşacak zamanım hiç olmadı. Belki o dönemde hani siz yemeklerime birileri bir şeylere katmış demiştiniz ya. Evet. Belki o dönemde akciğerleriniz belki oksijen oranı kandaki 90'ların altına düşmüştür. 90'ların altına düşmesi demek çok ciddi hastalıkla karşı karşıya kalmaz demek. İnanıyorum ki bu nefes setini kullandıktan sonra kandaki oksijen oranınız %99 olmuştur. %99'dan daha büyük oran yoktur. İnanın şu anda ölçtürün. Kandaki akciğer oranınız, kandaki oksijen oranınız %99'un altında değildir. Doğrudur, doğrudur. Ki ben o dönem akciğer emboli de atlattım zaten. Evet. Evet. Bunun haricinde benim bir rahatsızlığım vardı. Canım acıtmıyordu ancak varlığını hissediyordum. Doktor 2 yıl beni tedavi etmişti ancak kötü bir şey olmadığını söylemişti. Ben bu ürünü kullandıktan sonra bağırsaklarımda olan bu rahatsızlığın hafiflediğini görüyorum. Hafiflemek şöyle yani. 100 üzerinden düşünürsek şu an %20 kaldı diyebilirim. %80 başarı. Büyük başarı. Evet. Evet. Büyük başarı. Aynen. Aynen. Devam ettiğinizde yani sesinizden yaşınızın çok böyle orta yaş olduğunu algılıyorum. Evet. Devam ettiğinizde hiçbir rahatsızlığın kalmayacağına inanıyorum. Ben de inanıyorum. Zaten onu yaşıyorum şu an. Ki herkese tavsiye ediyorum. Gelen evet. Misafirlerime ikram ediyorum. Tanışmalarını sağlıyorum. Fark etmelerini sağlamaya çalışıyorum. Birçok insan sizden ürün sipariş etti. Hastanede evet. Dahi ürün sipariş eden oldu. Evet, sağ olun. İşte Doktor Salt ailesinin bütün fertleri aynen böyle. Yani herkes evet. Etrafına bunu yaymaya çalışıyor. Yani bu şekilde... Çok ciddi manada Bahar Hanım farkındalık oluşturduk diye düşünüyorum. Ve bu farkındalık oluşan kitle sayılar arttıkça kar topağı gibi daha da büyüyüp ve ülkeyi saracağı kanaatindeyim. Şu anda Avrupa'da da aynı şekilde ürünler dağıtılıyor. Orada farkındalık oluştukça orada da gelişiyor. Yani gayemiz insanlara daha net, daha kısa ve doğru şeylerle faydalı olmak. Şu ana kadar kullanıp da ben faydalı olmadı, zararı oldu diyen tek bir kimseye daha şu ana kadar rastlamadık. Aslında kullananların bu konuda cimri davrandığına inanıyorum ben. Kullananlar çıkıp açık açık ifade etmiyorlar. Yani evet. Çekinecek bir durum yok. Yok. Neticede kullanıyoruz biz bunu. Evet. İnsanların çıkıp ne yaşadığını ifade etmeleri lazım. Ki bizi şu an dinleyen sayısız insan var. Evet. Hiç tanışmamış şu an beni dinleyen insanlar vardır inanıyorum. Doğru, doğru, doğru. Yani bunu ne kadar çok yaygınlaştırabilirsek o kadar insanlığa faydamız olmuş olur diye düşünüyorum. Aynen öyle, aynen. Bakın koca bir 2,5 yıl COVID dönemi geçirdik. Ya bunu evet. Kullanan insanlardan bir tane hasta olmaz mı? Bir tanesi entübe olmaz mı? Bir tane vefat olmaz mı? Şu ana kadar bir tanesine denk gelmedik. Ben hastanede yatıyorken
bölümümüzde çok COVID'li hasta vardı. Ki ben aşı yapmak istedim, yaptırmak istedim. O dönem aşı olayına ulaşamadım. Aşısız hiçbir şekilde rahatsızlık yaşamadan çıktım oradan. Evet. Aşı olmadınız değil mi? Öncesi olmuştum evet. Ancak ben hastaneye gittikten sonra çok fazla COVID'li vaka vardı bölümümüzde. Evet. Yaptırmayı istedim. Ancak hastayı bırakıp çıkamamıştım. Ben de yaptırmayacağım. Kaderde ne varsa o yaşanır dedim ki ben sıvısız kullanıyorum. İşte bağışıklık sistemi... için hiç korkmadım. Bağışıklık sistemi güçlü olunca siz şimdi bütün ürünleri, bütün alternatifleriyle kullanmışsınız. İnanıyorum evet. ki bağışıklık sisteminiz zirvededir. Zirvede bağışıklık sistemi kuvvetli olan bir insana ne COVID, ne bir başkası, ne bakteri, ne mikrop asla tesir etmez. Sadece bazen birazcık böyle hissedersin. O kadar gelip ve geçicidir. Bizim de burada anlatmak istediğimiz, insanlara faydalı olmak istediğimiz taraf burası. Yani Japonya'da her gün deprem oluyor. Hiç insan evet. ölmüyor. Hatta evet. öyle depremler oluyor ki 5 şiddetinde, 6 şiddetinde, 7 şiddetinde ama bizde 5 şiddetinde bir deprem oluyor. İşte 100 kişi, 200 kişi vefat oluyor. Sebep ne? Evet. Binalar sağlam değil. Ben de diyorum ki gelin burada biz bu beden binasını, bağışıklık sistemini güçlü hale getirelim. İsteyen gelsin. Evet. İsteyen gelsin. Yani istediği virüs de gelsin, bakteri de gelsin. Bize bir şey yapamaz ve yapamıyor da zaten. Siz yeter ki bedeni kuvvetli yapın. Yani binayı kuvvetli yapın. Ve bu gelen virüsler bizi yıkamaz. Evet, evet çok doğru. Ben Ve bu algı inşallah yayılıyor, dalga dalga yayılıyor. Daha da yayılacağı kanaatindeyim. En önemli şeylerden birisi de yani Bahar Hanım gibi, sizin gibi herkes bu meseleye inan sahip çıkıyor. En az benim kadar evet. sahip çıkıyorlar. En az benim evet. kadar sahip çıkınca da neticeler olacağına ben inanıyorum. Başladığımız günde belki Türkiye'de birkaç kişi varken şu anda herhalde milyonlara yaklaşmıştır. Bunu tanıyan, bilen ve kullanan. Şu anda sosyal medyadan da aynı şekilde her gün oradan da yayın yapıyoruz. Oradan da bayağı talepler, bayağı görüşmeler, sorular, cevaplar oradan da geliyor. Evet. Neticede sağlığa hitap ediyorsunuz ki evet. bu çok çok önemli. Sağlık söz konusu. Bir insanın sağlığından daha zengin hiçbir şey olamaz. Sağlık evet, en büyük zenginlik bu. En büyük zenginlik sağlık. İkinci zenginlik de eş, dost ve ahbap. Evet. Yani ben evet. Doktor Salt'la birlikte inan öyle bir zenginliğe kavuştum ki ülkenin her tarafında, dünyanın her tarafında Doktor Salt ailesinin mensupları var. Sizinle hiç tanışmadık evet. ama bir gün Adana'ya yolum düşse inanıyorum ki beni evinizde misafir edersiniz. İnşallah. Bana ikramlar yaparsınız. Bana akrabandan öte yakınlık gösterirsin diye düşünüyorum. Çünkü ben o algıyı alıyorum sizlerden. Evet, evet. İşte en büyük zenginliklerden birisi de bu. Haklısınız, siz de öylesiniz. Siz de çok verici bir insansınız. Bu ürün için çok şeyler yapıyorsunuz. Evet. Farklı şeyler de yapabilirdiniz aslında. Fakat sağlık söz konusu olduğu için... Siz de bu yola bu sebeple çıktınız. Allah yolunuzu açık etsin amin, diyorum. Amin. Allah razı İnşallah olsun. İnşallah çoğalacağız. Bereket İnşallah. Vereceğiz. İnşallah. 11-12 Teşekkür yıl oldu. Ediyorum. 11-12 Efendim? Yıl oldu. İnan 11-12 yıl oldu. Hiç kimse ticari olarak 11-12 yıl bu ürünün arkasından bu şekilde gitmez. Ama ben evet. Allah bana ömür verdiği müddetçe, ekonomim de yettiği müddetçe hiç önemli değil. Kendini kurtarsa kafi ama çoğu zaman da kendini kurtarmıyor. Biliyorsunuz çok ciddi farklılıklar geldi kullandığımız ürünlere efendim. Hatta şeye bile devlette biz bununla ilgili bu kaynakla ilgili şeyli yatırıyoruz. Adını sen getir. Kaynağına para yatırıyoruz. İnan 10 kat mı yükseldi ne yükseldi bilmiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Bahar Hanım yayınımıza bağlandığı için. Burada hem size çok hem de ailenize sevgi selamlarımızı yolluyoruz. Gene bekleriz. İstanbul'a da bekleriz. Orada İnşallah. Eşe dosta çok sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sevgi Allah razı olsun. Sağ olun. Size. Size de kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok güzel şeyler değil mi Mahmut abi? Yani onlardan ya, duymak büyük yani. Zenginlik. Bu şundan ürünler, büyük mutluluk olur mu? Değil mi? Yani. O dua değil mi yani? En önemlisi de zaten dua edilmesi. Doğayla birlikte ne diyor Bahar Hanım? Çoğalalım diyor. Evet. Yani kendisini bu işin merkezine koyuyor. Evet. Yani çok önemli. Şu işin merkezinde ben değilim. Bahar Hanım da var.
Diğer taraftan Ayşe'nin da var. Mahmut abi öyle bir anlattı var ya, gözlerim böyle yaşardı. Duygulamaya başladı. Soğanlar da çok acıymış. Sağ olsun da gerçekten bütün öyle. Bütün samimiyetimle yani söylüyorum. Yani bu işin merkezinde ben yokum. Bu işin merkezinde bu işe gönül veren herkes var. Evet. Samimiyetle söylüyorum. Herkes var. Yani bugün mesela Bahar Hanım gelsin desin ki bunun ben tanıtımı ben yapayım. Bugünden itibaren derim ki Bahar Hanım bu görevsiz yap. Evet. Veya bir başkası gelsin bunun işte şurasında ben olayım. Samimiyetle söylüyorum. Buyurun onu da siz götürün derim. Ben değil bizler değil mi? Yani? Biziz işte, evet biziz. Aslında önemli olan yani o... biz aslında dedik ya deminden yöresel yemekler yapalım. Aslımıza dönelim. Ya bizim aslımızda bu var. Bizim aslımızda birlik olmak var. Beraberlik olmak var. Yardımlaşmak var. Onu beraber çoğaltmak var. Onun keyfini beraber yaşamak var. Ortada bir üzüntü sıkıntı varsa onu beraber kucaklayıp o sıkıntıyı azaltmak var. Biz bundan ari olduk, tekil olduk, tekil. Evet. Ben cebim, ben. İşte ya ben diyece hep kaybediyoruz. Ama dünya bugün ben bene doğru gidiyor. Yani dünya ben bene doğru gidiyor. Yani benden kurtulup evet. biz bize olmalıyız. O zaman mücadele edebiliriz. Kurban oldum Allah bile Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Diyor ki biz diyor. Değil mi? Evet. Yani hiç orada bile ben kelimesi çok fazla yok yani. Yani herhalde yok diye biliyorum. Yani orada bile biz diyor ki. Değil ya, mi? O şekilde evet. başlıyor. Hani evet. ben dediğin zaman her şeyi de kaybediyorsun. Ben her şeyde çok fazla evet. iyi biliyorum her şeyi yani, yapıyorum. Bahar Hanım bugün her şeyi özetledi. Bir aile olması özetledi. 2 sene önce aynen o beni çok etkilemişti. Dedi ki siz nasıl bir ürünün tanıttığınızın, nasıl bir nimete kavuştuğunuzun ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Evet o demişti. Çok önemli. Ve çok doğru. Buradan Bahar Hanım'a tekrar bir kez daha teşekkür ediyorum. Yani beni de tekrar kendime farkındalık oluşturdu. Allah dedi, razı olsun. Ey Mahmut Küçükdoğan sen nasıl bir ürünü burada insanlara anlatıyorsun, tanıtıyorsun diye tekrar farkındalık oluşturdu bana. Onun için evet. Bahar Hanım'a teşekkür ediyorum. Biz de burada. Teşekkür ediyoruz. O zaman ben şöyle bir yemek yemeye bir değineyim. Şimdi Mahmut abi sohbet ederken ben çok fazla anlatamadım. Hemen neler yaptı biz sizlere anlatalım. Şimdi genişçe bir kabımızın içine sevgili izleyenlerimiz. Öncelikle bir su bardağı kadar sütümüz. Ilık sütümüzü boşalttık. Ilık sütümüzü boşalttıktan sonra yarım su bardağına yakın zeytinyağımızı içine döküyoruz. Ondan sonra bir paket kuru mayamız, biraz doktor sarı sıvı tuzumuz veya da kaynak tuz. Bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı olabilir, kullanabilirsiniz. Ondan sonra 1,5 yemek kaşığı kadar toz şekerimizi içine dahil ettik. Ondan sonra bir su bardağı dolu dolu sade sodamızı içine boşalttık. Sodayı da boşalttıktan sonra onu bir çırpma teliyle veya da elimizle güzelce bir karıştıralım. Elimizle iyice bir karıştırdıktan sonra ondan sonra alabildiği kadar unumuzu yavaş yavaş içine boşaltıyoruz. Unumuzu da içine boşalttıktan sonra tekrar da unla beraber onu iyice bir karıştırıyoruz. Hamurumuz iyice bir hazırlanıyor. Hamurumuz hazırlandıktan sonra hamurumuzu biraz bir dinlendirelim. Şimdi bizim çok fazla zamanımız yok. Siz de biliyorsunuz. Ben yayın öncesi de hiçbir hazırlık yapmıyorum. Hepsini burada hazırlıyorum ki sizler her aşamasını, her uygulamasını ve hatta ben neler kullanıyorum görün diye hepsini yayında hazırlıyorum. Onun için hamurumuzu yarım saat bir dinlendirelim. Hamurumuzu yarım saat dinlendikten sonra içine eğer ki harç kullanacaksak kullanabiliriz, kullanmayacaksak bir sade yaptık. Onu güzelce bir şekiller veriyoruz. Ondan sonra tepsimize diziyoruz. Onu tepsimize dizdikten sonra üzerine bir tane yumurta sarısı sürüyoruz. Ve hatta isterseniz yumurta halkı da sürebilirsiniz. Yani hangisini tercih etmek istiyorsanız sürebilirsiniz. Ondan sonra eğer ki seviyorsak susam veya da çörek otumuz hangisini seviyorsak onu da tercih edebiliriz. Ve onu da üzerine ilave ediyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş fırına gönderiyoruz. Şimdi fırında yavaş yavaş pişiyor ama ben fırına gönderirken sevgili izleyicilerimiz şöyle biraz hafif eğdiğim için onlar biraz birbirine yanaşmış. Ben şuraya bir alayım bir düzeltmesini yapayım ondan sonra tekrardan fırına gönderelim. Gördüğünüz gibi kabarmaya başlamış ama yani çok da fazla acele etmiyoruz. Çok fazla acele etmeyeceğiz. Yavaş yavaş bunları toparlayacağız. Şöyle biraz aralarına hafif bir eğdiğim için. Altında da yağ vardı kaydı. Evet kaydı yağ olduğu için de o ister istemez evet. biraz birbirine yanaşabiliyor. Ama şimdi, çok görüntüsü çok güzel. Değil mi? Ellerine sağlık. Allah harika. Razı olsun Mahmut abi. Çok harika. Güzel şu anda da kokmaya da başladı. Harika. Tekrardan mis gönderelim. Gibi, mis gibi kokusunu alıyoruz buradan. Evet. Şimdi bunu tekrardan gönderiyoruz. Yavaş yavaş programımız boyunca pişmeye devam etsin. Şimdi o kenarda pişerken biz de tenceremizin içine biraz yağımızı boşalttık. Yağımızı boşalttıktan sonra bir veya de iki tane soğanımızı içine ilave ediyoruz. Soğanımızı iyice bir kavuruyoruz.
Seviyorsak bir iki diş sarımsağımızı içine dahil edebilirsiniz. Ondan sonra bir yemek kaşığı kadar salçamız. İster domates salçası, isterseniz biber salçası tercih edebilirsiniz. Onu da içine ilave ediyorum. Şimdi iyice bir kavuracağım. Onu kavurduktan sonra az bir suyumuzu içine ilave edeceğiz. Ondan sonra da suyumuzu ilave ettikten sonra mercimek de zaten haşlanmıştı, hazırdı. Mercimeği de içine dahil edeceğiz. Ondan sonra ekmeğimizi, yoğurdumuzu hazırlayacağız. Kenarda biraz da yağımızı ısıtacağız. Onunla beraber sona doğru sizlerle beraber güzel bir sengesel yemeğimizi de hazırlayacağız. O da harika olacak. O zaman ben şöyle bir numaramızı vereyim. Ondan sonra Mahmut abime dönebilirim. İlçemize değineceğiz biraz. Hemen numaralarımız gelsin. Türkiye ve Avrupa için, bayilik içinde siz de bu numaralar üzerinde ulaşabilirsiniz. 0212 912 1474'ü arayabilirsiniz. Türkiye'nin geneli için 0212 912 1474'ü arayabilirsiniz. Avrupa'nın geneli içinse +49 1 573 832 8410'u arayabilirsiniz. Avrupa'nın geneli için +49 1 573 832 8410. Veli Bey ve Fatih Bey arayabilirsiniz. Hem bayilik için hem de ürünlerimizi satın almak için bu numaralar üzerinde ulaşabilirsiniz. Şu anda orada ürünler var değil mi? Mahmut abi gidiyor sürekli artık. Aralıksız bulabilir. Aralıksız gidiyor ve orada çok ciddi bir talep var. Sağ olsun Veli Bey ve Fatih Bey Avrupa'daki insanların ihtiyaçlarını karşılıyor. Çok yani iyi. Avrupa'da sadece Türkler değil, yabancıların da ihtiyacı çok ciddi bir anda şu anda talepleri var. Zaten gönderdiğimiz ürünlerin üzerinde Almanca ve İngilizce yazıyor. Onlara özgü bir ürün yaptık. Mahmut abi yani şimdi hani biz böyle yemek setimizi diyoruz ya 8 parçadan oluşuyor. Hani sence bu şimdi sen Avrupa'da gidiyorsun. Bu yemek seti Avrupa'da olsa ne kadara satılır? 1000 euroya satılır. Değil mi? 1000 euroya satılır. Gerçekten öyle yani evet. Muazzam bir tabii yemek canım. Paketimiz tabii, 8 parçadan oluşuyor. 5 litrelik bir tane sebil geliyor. 1 kilo kaynak tuzumuz geliyor. Ondan sonra şık 3 tane değirmen tuzumuz geliyor. 3 tane değirmen tuz geliyor. Ve yanında şık 2 tane tuzluğumuz geliyor. Şöyle fısfıs tabir ettiğimiz küçük böyle. Hemen onu da göstereyim. Burada var. Şundan 2 tane geliyor sevgili izleyenimiz. Şu şık tuzluklardan hemen alayım öbürünü. Şundan 2 tane geliyor sevgili izleyenimiz. 1 tane şişemiz geliyor. Dolu bir tane şişemiz. 1 tane sebilimiz geliyor. 1 kilo kaynak tuzumuz 8 parçadan oluşuyor. Sadece 250 liraya alıyoruz. Kargoya para vermiyoruz. 1 sene hatta 1,5 sene tuza da evet. Para vermiyoruz değil mi evet, Mahmut abi? Evet, evet, evet. Evet, biraz iyon çayımıza değinelim. Şimdi iyon çayımız nasıl avantajları olacak? Böyle nefes darlığı çekenler, uyku bozukluğu olanlar, evde daralanlar, evde kokusu olanlar. Evet. Bunlar kullanabilir mi Mahmut abi? Tabii. Şimdi bizim biraz önceki Bahar Hanım'ın söylediği gibi bütün ürünler birbirlerini destekleyen ve birbirlerini tamamlayan ürünler. Şimdi biz düşündük, işte yemek paketini yaptık yemek için. Efendim sabunu yaptık banyo yapmak, temizlenmek için. Jeli yaptık vücuttaki işte arızaları gidermek için. Ağız bakımı yaptık, ağzımızı, nefes setimizi, akciğerlerimizi, ayak bakım setini, ayaklarımızı. Geriye bir şey kaldı. Ya bulunduğumuz ortamdaki havayı da temizlememiz icap eder. Hani evet. Deniliyor ya, dünyanın havası bozuldu ve kirlendi. Evet, gerçekten dünyanın havası ciddi manada bozuldu. Neyle bozuldu? En evvela radyasyonla bozuldu. Bundan 100 sene önce radyasyon yoktu. Daha sonra işte motorlu araçlar, fabrikalar çıktı. Fabrikaların bacalarından ve egzozlardan çıkan gazlar karbondioksit ve karbonmonoksitle bozuldu. Şimdi biliyorsunuz işte elektrikli hibrit araçlar üretilmenin peşinde ki dünyanın artık havası daha da bozulmasın diye. Ve mevsim toplantıları yaptılar. Şu anda ne kadar yürürlüğe girdi girmedi net bilmiyorum ama dünyadaki kirlenen havayı temizlemek için. Evet biz gerçekten havayı temizleyen bir ürünümüz var elimizde. Adına iyon çiçeği diyoruz. İşte sıvı halde bu. Sıvı haldeki bu ürünü herhangi bir kaba, bir objeye, metal olabilir, cam olabilir, plastik olabilir, ahşap olabilir. Yani evde bulunan her türlü objeye, cam olabilir, bunun içerisine boşaltıyoruz. Boşalttığımızda yaptığı görev şu. Yaptığı görev buharlaşıyor. Havada artı olarak insan sağlığına zarar veren, biraz önceki saydığım radyasyondan, virüsten, karbondioksitten, karbonmonoksitten ne varsa hepsini yakalıyor. Tabii bunları gözle görmemiz mümkün değil. Ne diyorlar bilim insanları COVID ile ilgili? 80 kere büyütüyorsun mikroskopta ancak o zaman gözükebiliyor. Ama bu da dünyada herkesi perişan etti. Ve 6,5 milyona yakın dünyada insanın ölümüne sebep oldu. Ekonominin çöküşüne sebep oldu. Pahalılığın artmasına, zirveye çıkmasına sebep oldu. İnsanların
psikolojik olarak rahatsız olmasına sebep oldu. Peki bu ürün ne yapıyor? İşte bu ürünü alıp evinizde herhangi bir obje, herhangi bir kabın içerisine koyduğunuzda o bulunan ortamı temizliyor. Yani oradaki virüsü, oradaki bakteriyi, oradaki mikrobu ne varsa onları alıyor, bünyesine topluyor, blok ediyor. Aynı zamanda da havayı kendisinde bulunan 84 nöreli bu sefer havaya asıl olarak bırakıyor. İşte biz bunu teneffüs ediyoruz. Ne yapıyor? Teneffüs ettiğimiz hava akciğerlerimizde kanımızla buluşuyor ve kanımızı temizliyor. Dolayısıyla kirlenmiş havayı biz evimizde adeta çamaşır yıkar gibi, bulaşık yıkar gibi veyahut da kendimiz banyo yapar gibi havayı çitiliye çitiliye yıkıyoruz. Ve sonra da çamaşır yıkadıktan sonra kuru tuncura yapıyoruz. Ütülüyoruz. Ütüleme demek, zenginleştirme demek. İşte kendisinde bulunan 84 mineralde havada asıl olarak bırakıyoruz. Temiz, daha sonra da zengin bir hava oluşmuş oluyor. Önce temizliyor, sonra da zenginleştiriyor. Bu zengin havayı da biz teneffüs ettiğimizde işte kanımızla buluştuğu noktada kan bunun içerisinde bulunan 84 minerali otomatik olarak almış oluyor. İşte organizmanın bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bütün ögeleri, bütün yolların tamamını tamamladığımızda mikroba, efendim bakteriye, virüse, olası bütün havada bulunan, vücudumuzda bulunan her şeye karşı vücudumuz adeta efsunlanmış oluyor. Bağışıklık sistemimiz güçleniyor ve bize bundan sonra gelen bakterilerin, mikropların, virüslerin hiç tesir etmediğini, hiç biz farkında varmadan gelip geçtiğini görüyoruz. Niçin yaptık bunları? Her şey tamamla, yani hayatta her şey tamamlansın. Yani orası hava kısmı açık kalmasın. İçtiğimiz suların içerisine koyuyoruz, su kısmı açık kalmasın. Banyomuzda işte sabun kullanıyoruz, aman banyo tarafı da düzgün olsun. Dişimizi macunla fırçalamıyoruz. Macun dediğimiz şey biliyorsunuz petrol artı üründür. Şampuan dediğimiz şey petrol artı üründür. Evet Abdullah Usta göster. Evet, yemeğe. Şimdi ben bunu bir göstereyim. İzleyenlerimiz bir görsün. Mecmi döktük Mahmut abi. Tabii. Kısa bir ara gideceğiz. Onu evet. Kaldığımız yere devam edelim Mahmut abi. Tabii. Şimdi sevgili izleyenlerimiz ekmeğimizi doğradık. Ufak ufak onu tavamızın içine gönderdik. Hafif biraz bir sote edeceğiz. Ondan sonra mercimeğimizi içine ilave ettik. Çok fazla su kullanmadık. O da yavaş yavaş pişmeye devam etsin. O pişerken ben de kenarda hazırlığıma devam edeyim. Minik bir ara gideceğiz. Kısa bir ara gideceğiz. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Reklamlar. Evet sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yavaş yavaş hazırlığımı yaptım. Önce bir tencereme az bir yağımı boşalttım. Yağımı boşalttıktan sonra bir tane soğanımızı ince ince doğradık, içine ilave ettik. Onu iyice bir kavurduk. Onu güzelce bir kavurduktan sonra tekrardan içine hemen bir yemek kaşığı veya 1,5 yemek kaşığı kadar salçamızı ilave ediyoruz. Onunla beraber kavurmaya devam ediyoruz. İçine baharatlarımızı ilave ediyoruz. Bir su bardağı yakın suyumuzu içine ilave ettik. Haşlamış olduğumuz mercimeği de içine dahil ediyoruz ve onunla beraber yavaş yavaş o pişiyor. O pişerken ekmeğimizin biraz daha lezzetli, güzel olması için ekmeğimizi kızartmaya başladık. Ekmeğimiz de kenarda yavaş yavaş o kızarıyor. Ben şöyle ekmeğin üzerine çok hafif biraz da tuzumu da serpiştireceğim ki sevgili izleyicilerimiz daha lezzetli olmasını sağlayacağım. Bu ekmeğimi hem zenginleştirecek hem de aynı şekilde güzelleştirecek. Ondan sonra şimdi ekmeğimiz bir 5 dakikada veya da 2-3 dakikada kavrulsun. 2 tane sunum yapacağımız tabağımıza pay edeceğiz. Üzerine tekrardan hemen yeşil mercimeğimizi ilave edeceğiz. Onun üzerine yoğurdumuzu tekrardan tavada yağımızı ısıtacağız. Üzerine yağımızı gezdireceğiz. Poğaçamız ne durumda? Ona da bir bakalım. Bayatlamayan poğaçamız efsane olmuş. Çok güzel bir şekilde pişmiş sevgili izleyicilerimiz. Bayatlamayan poğaçamız harika olmuş. Ben şöyle bir alayım size de görün diye. Evet, şöyle of yapalım. Nar gibi kızarmış. Değil mi? Çok güzel bir şekilde pişmiş. Biraz daha olacak mı? Tabii. Yani programımızın sonuna doğru Mahmut abi pişmeye devam etsin o. Ben şöyle bir çeviriyorum. Şimdi bu da yavaş yavaş pişmeye devam etsin sevgili izleyicilerimiz. Şöyle bir gösterelim sizlere. Evet. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş pişirmeye devam edeceğiz. Önce geniş bir kabımızın içine ben şunu bir gönderiyorum. Bir su bardağı kadar sütümüz. Ondan sonra da içine yarım su bardağı kadar zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Zeytinyağıyla beraber tekrardan bir paket kuru mayamız. Ondan sonra biraz
Doktorsal kaynak tuzumu veya da istersek sıvı tuz kullanabiliriz. Bir tatlı kaşığı veya da bir çay kaşığı kadar diyebiliriz. 1,5 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz. Ondan sonra da 1 su bardağı kadar sade sodamız. Ve onları iyice bir karıştıralım. Alabildiği kadar unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuzu hazırlıyoruz. Şekiller verip yarım saat bir dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra üzerine yumurta sarısı, susam veya da çörek otu, hangisini seviyorsak serpiştiriyoruz. Ondan sonra fırına gönderiyoruz. O da fırında yavaş yavaş pişiyor. Piştikten sonra da harika bir sunum olacak. Şimdi yavaş yavaş ekmeğimizi karıştırmaya devam edeceğiz ama bir telefonumuz var. Onu alıp devam edelim Mahmut abi. Ayşe Hanım hattımızda. Alo. Alo. Buyurun efendim. Yayınımıza hoş geldiniz Merhaba, Ayşe Hanım. Merhaba. İyi yayınlar. Allah Merhaba. Razı olsun. Merhaba. Nasılsınız? Ayşe Hanım hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Allah razı olsun. Allah bizler iyi de iyiyiz. İzmir. Güzel İzmir. Evet. 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 İzmir'den arıyorum. Biz çok uzun süredir takip ediyoruz sizi. Zaten EGRT FM'i çok uzun yıllardır. Evet. Yemek sesini kullanıyoruz. Sıvı tuz. Evet. Bizim böyle olumlu gördüğümüz şeyler var. Onlardan bahsetmek için aramıştım. Evet. Buyurun. İlk yemek setiyle başladık biz. Bizim evimizde böyle bir tuz kavgası vardı. Hep annem, babam tansiyon hastası, onunla ilaç kullanıyorlar. Evet. Tuz attın, attın, atmadın diye. Sonra tuzu bıraktık ama tabii biz de böyle istiyoruz. Onun bir tadına alışmışız. Maalesef ki bir alışmışız yani o şeye, tada. O tada, doğru. Daha sonra işte sizi gördük. Dedik ki deneyelim. Aldık yemek setinden. Allah razı olsun, çok faydasını gördük. Tuzu bıraktık, hiç kullanmıyoruz artık o diğer tuz. Girmiyor bize. Evet, ne güzel. Ne güzel. Evet. Peki tansiyon hastalarımızın durumu ne oldu? Onu da söyleyeyim. Az önce hatta tansiyonları işte yok yani. Tansiyonu falan yükselmiyor artık. Yükselmez. Hiç yükselmiyor. Kesinlikle yükselmez. İkisi de kullanıyor hatta. Aynen, sürekli de ölçüyoruz. Allah razı olsun, çok memnunuz o konuda. Evet. Aynı zamanda ben kendimde yani şey yaptığım durumlar var. Sabah böyle bir kalkarken suyumun içine birkaç damla şey yapıyorum, sıkıyorum. Ne güzel. Sindirim sistemini de düzenliyor. Ben bunun Tabii. çok faydasını gördüm. Yani çok bunu şey yaptım, gözlemledim. Tabii sindirim sistemiyle birlikte şeyde tuzla birlikte o gün insanın enerjisi de farklı olur. Evet, evet, Değil evet, mi? Evet. Evet, hem enerjisi farklı oluyor insanın, hem insan böyle bir tazelenmiş gibi oluyor. Tazelenmiş gibi olur. Suyun tadı çok güzel oluyor. Daha iyi düşünürsünüz. Evet, evet. Daha iyi evet. yorumlarsınız. İnanın, evet. ben kendi adıma söylüyorum. İş icabı, zaman evet. zaman toplantılara katılıyoruz, toplantılara. Bizim toplantılarımız bazen 5-6 saat sürerdi. Ben 1-2 saattan sonra pert olurdum. Şeklen orada dururdum ama ne konuşuyorlar, ne söylüyorlar. Anlamak insanın şeyine gidiyordu ve diğer arkadaşlar da öyleydi. Ama o zamanı biz 5-6 saat öyle geçiriyorduk. Fakat bu tuzla buluştuktan sonra bırakın 5-6 saati, 24 saat toplantı olsa, her toplantıda bir saatte bir konu değilse, hiçbiri birbirine karıştırmadan 24 saat ben toplantılara şu anda katılabiliyorum. Evet, aynen. Tamamen hayatımda değişen tuz olmuştur, sıvı tuz olmuştur. Sıvı tuzun sağladığı bu menfaatler, bu faydalar ben tesis ettikten sonra dedim ki ya benim haricimde diğer insanlar da bunu kullansınlar. Onlara da ben yardımcı olayım. Onlar da benim gibi böyle sıkıntılara karşı karşıya kalmasınlar diye inan 11-12 yıl önce bu işe başladık. Ve biraz önce sizden önce Adana'dan Bahar Hanım bağlandı. Evet, o da aynı evet. şekilde anlattı. Onu da dinlemişsinizdir. Siz Dinledim. Böyle yani ben bunu el birliğiyle Ayşe Hanım, Bahar Hanım, bizi dinleyen Ahmet Bey, Mehmet Bey kimler varsa el birliğiyle bunu farkındalık oluşturaraktan işe sahip olalım ve çoğalalım diye düşünüyorum. Yani İnşallah. sizin gibi dostlar olunca inan biz bu işin hakkından geliriz. Samimiyetle yani söylüyorum bu işin hakkından geliriz. Yoksa sağlığımızı başka türlü bizim korumamız çok zor olacak. Evet. Yani biz çok uzun süredir kullanıyoruz. Ben hep gözlemledim. Evet. Bence kullanan insanlar da var. Onlar da aktarmalı bu olumlu yönlerini. Hani kullanıp da aktarmalı bak, görmedim çok doğru. diye bir şey yok Aynı yani. Aynı konu bak. Bahar Hanım da ne dedi? Çekinmeden aktarmalı dedi. Siz de aynı evet. şeyi söylüyorsunuz. Evet. Yani kullanıp da faydasını görmedim diye bir şey yok. İlla ki görecekler. Evet. İlla ki görürler. Yani suyun tadı bile çok güzel oluyor. Bizim ailecek ilk yaptığımız sabah kalkar yapmaz. Şöyle bir suyun içerisine damlatıp onu bir içeriz.
Ya ben çok alıştım ona özellikle evet. bu şekilde yapmaya. Onu sürahiye de koyabilirsiniz. Evet, veya da evde büyük damacanayla eğer suyu kullanıyorsanız evet. ona da koyabilirsiniz ki unutulma olmaz o zaman. Ona çok alıştık o şekilde. Evet. Daha sonra jeli de kullanıyoruz. Biz jeli de bayağıdır kullanıyoruz. Jeli de anlatayım. Şöyle evet. Mesela annemin bir kireçlenmesi vardı dizlerinde. Evet. O yüzden diz ağrısı oluyordu çok fazla. Bir ara bir sıvı kaybı dedi doktor. Şöyle evet. ayağının üst tarafı şişti. Şişe. Bu dedi bir daha dedi düzelmez dedi. O şişlik orada kaldı falan dedi. Neyse ilaç kullandı etti. Bir dedik deneyelim. Bir sürelim yani. Deneyelim bir jeli. Aldık sürmeye başladık. O geçmez denilen şişlik geçti. Geçti şişlik yani böyle. Doktora da söylüyoruz yani geçti bu şişlik falan. O şey yapıyor olabilir falan diyor. Ağrıları oluyordu çok. Evet. En önemlisi o yani jelden çok fayda ediyoruz biz bu anlamda. Ağrıları kesti. Düzenli tabii. olarak sürüyor. Annemin o kireçlenmeden kaynaklı olan ağrıları kesti. Tabii. Kireçlenme yani de gider. Görülür bir şey. Kireç, evet. Kireçlenme de gidecek zaman içerisinde. Devam evet, inşallah. Evet evet öyle yani öyle umuyoruz. Çünkü ağrılarını, şikayetlerini şey yapıyor yani kesiyor, geçiriyor çok etkili. Aynı zamanda babamda da boyun düzleşmesi vardı ve kollarında çok ağrı vardı. Heh. Babam ilk zamanlar çok şey yapmıyordu böyle bizim gibi. Daha sonra o da sürmeye kullanmaya başladı. Hatta dün geçti bunun mevzusu. Ağrımı geçirdi hemen geçirdi diyor. Evet aynen öyle. Çok etkili diyor hemen geçirdi diyor. Mesela sadece ağrılarda değil. Bir yanık var değil mi? Bir yanık yandı. Evet, evet. Mutfakta hanımlar elini falan yakıverirler. Çocuklar elini bir ateşe, sobaya bir yere değdirirler. Hemen sürün. Bakın anında, anında evet. o yanığın sancısını kesinlikle hissetmezsiniz ve yanığın iyileşmesi için kesinlikle başka bir şey kullanmayın. Bunu sürün. Bırakın o kendi kendine oranın düzeldiğini, çıbanın çok düzeldiğini doğru. görsün. Evet. Çok doğru. Ben de şimdi onu söyleyecektim. Dün elimi yaktım hemen bir sürdüm diyecektim. Ne ağrısı kaldı ne izi kaldı diyecektim. Ya, siz, ama izi de kalmıyor. Bak Ayşe Hanım evet. çok önemli bir şey hatırlatıyor. Çok önemli evet. bir şey hatırlatıyor. Bu İz jelle yok, evet. tedavi edilen yerin ne çıbanın, ne yanığın, ne kesiğin, ne efendim darbenin izi kesinlikle kalmaz. Kesinlikle. Evet. 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 Nefes setini de kullanıyoruz. Ondan da bahsedeyim. Ben kullandığımız ürünlerin böyle faydalarından bahsetmek isterim. Çok memnun olurum. Hazır imkanım olmuşken. Sizin ağzınızdan duymak bizim için büyük şeref. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. Annem de yıllardır KOA hastası benim. İlaçları var, kullanıyor. Bu nefes setine başladık. Daha sonra doktoruna gittik geldik. Bunun da çok faydasını gördü. Tıkanmıyor. Tıkanmaz. Yani biz dördüncü katta oturuyoruz, tıkanmıyor. Kendisi de çok faydasını görüyor, söylüyor. Devam etsin, devam etsin. İnanın belli bir zaman sonra KOA'dan kurtulacaktır, hiçbir şey kalmayacaktır. İnanıyoruz. Çünkü İnşallah bu içeriği, içerideki bronşlardaki problemleri orada yavaş 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 onların hepsini temizliyor ve bronşlar sağlıklı hale geliyor. O zaman işte KOA diye bir şey kalmıyor. Evet inşallah inanıyoruz. Biz de öyle düşünüyoruz. Şimdi bir müddet daha kullanacak. Ondan sonra bir daha gideceğiz. Gözlemleyeceğiz, bakacağız. İnşallah o zaman dediğiniz gibi olacak. Yani günde sabah akşam iki kere kullanabilir. Hiçbir, evet. hiçbir mahsur yok. Çekinmesin, devam etsin. İnanın akciğerleri temizleyen, tedavi eden bundan başka bir ürün şu anda yok. Benim rahmetli annem de akciğer kanseriydi. Fakat o tarihte böyle bir üründe ben tanışmamıştım. Bunu bilmiyorduk. Rahmetli anneme hiçbir şey yapamadık. Doktorların verdiği bütün tedaviler dediler bunun ilacı yok. En yakın dostlarımız, arkadaşlarımız o şekilde evet. annem rahmetli oldu, vefat etti, gitti. Allah ama rahmet eylesin. Ama ben bunu bulduktan sonra tabii dedim ki ah diyorum annemin zamanında da bu ürünümüz olsaydı. Çünkü şu ana kadar yüzlerce KOA, bronşit, astım, nefes darlığı olan insanlar bundan fayda gördüler. Şifa buldum. Evet, çok doğru. Yani şimdi de yine aynı şeyi söylüyorum. Hani evet. tedavisi yok gibi, çözümü yok gibi ama çok şükür biz netice alıyoruz bunu kullanmakla. İlerleyen süreçte inşallah dediğimiz gibi de olacak. Devam edeceğiz. Devam edelim. Akabinden sabunları da kullanıyoruz biz. Sabunları kullanıyorsunuz hemen hemen her çeşitinden almışızdır. Evet. Yüz için, saç için onların da faydasını görüyoruz. Cildi parlatıyor sabunlar. Tabii. Çok güzel doğal bir kokusu var. Cildi yağlandırmıyor. Ve ben mesela şöyle çok dikkat ederdim. Mesela bir şampuan bir şey olsun içeriğine hani ne var? Bunlar temiz sabunlar. Yoksa dışarıdakilerin içerisinde bir sürü kimyasal madde var. Bakın bunun içerisinde doğal haricinde hiçbir şey evet. yok.
içindeki kokuları verenler de mesela yaseminse yaseminin kendisi var içerisinde. Evet, evet. Lavantanın kendisi var içerisinde. Gülün inanın kendisi var. Isparta gülünün kendisi var içerisinde. Onun kokusunu alıyorsunuz. Esas evet, değil. Evet aynen yani kullanınca hemen anlaşılıyor zaten evet. Doğallığı, o kokusu, güzelliği. Biz bunları da uzun süredir kullanıyoruz. Evet. Yani zaten doğal olması bizim için çok önemli. Tabii bir de özel bir minerali sabunu var. Evet. Bu çok farklı bir sabun. Bunu da herkese tavsiye ederim. Bunu da herkese. Bu biraz farklı bir sabun ama çok bunun da dünyadaki karşılığının belki biz de 20'de bir fiyatına veriyoruz. Çünkü biz bunu mümkün olduğu kadar maliyetlerini aşağı çekmek istiyoruz. Yoksa çok maliyetli bir sabun bu sabun. Allah razı olsun. Evet. İnşallah daha da ilerler. Yolunuz açık olsun inşallah. Yani hep beraber Ayşe Hanım. Bakın biraz önce Bahar Hanım beni çok duygulandırdı. Siz de evet. Ona keza beni duygulandırdınız. Buna insanlara farkındalık oluşturmak lazım ve çoğalmamız lazım. Çoğalmamız İnşallah lazım. Yani. Eşimize, dostumuza bu şekilde yoksa gerçekten bir başkalarının eline bıraktığımızda o tedavi olamıyoruz. O neticeyi alamıyoruz. Doğru. Önemli olan mesela sağlıklı olan insanlar ya o sağlığı devam ettirebilmeleri için buna ihtiyaç var. İlla evet. Hasta olup da bunu kullanmak değil. Gerçekten hasta olmadan bunları kullanıp o sağlığı devam ettirmek önemli. Yoksa bir gün yediğimiz o yanlış yiyeceklerle, yanlış içeceklerle biz mutlaka hasta olacağız ve öbür tarafa gideceğiz. Yani öbür tarafa derken bir yerlerin kucağına düşüp haydi ilaçlar, efendim ameliyatlar, ultrasonlar bunlara hem ömrümüzü, zamanımızı ve çok zor kazandığımız o paramızı oralara harcayacağız ama neticede çok zorlanıyoruz. Bugün işte dün, bugün gene sabahleyin o arkadaşla konuştuk. Diş mevzusu. Ya dişlerini yaptırmak için 150 bin lira gibi bir para isteniyor. 150 bin lira. Eğer şu ağız bakım ürününü bir insan kullansa, ağzında da hele hiçbir şey yoksa, ömür boyu bir daha dişçi koltuğuna oturmaz, diş problemi olmaz, ağzında efendim dişiyle ilgili en ufak bir sorun yaşamaz. Evet, bu kadar kolay, bu kadar basit ya. Evet, ben de şimdi ondan bahsedecektim. Diş için evet. Olanı da kullanıyorum diye. Buyurun sizden dinleyelim. Çok kanamamız oluyordu. Diş eti kanaması. Benim evet. De annemin de. Ya sanki böyle bir şey kesilmiş gibi. Evet. O derece kanama oluyordu. Bunu kullandıktan sonra kanama bir telefonu kanamaları kesti. Diş eti çekilmesi evet. Olmaz. Diş kırılması olmaz. Diş çürümesi olmaz. Olmaz. Ağız kokusunu da önlüyor. Olmaz. Ağız kokusu olmaz. Dişleri de tartar. Diyoruz efendim diş taşı diyoruz bunlar olmaz ve ağzı sağlıklı olan bir insanın midesi de sağlıklı olur ondan sonra 12 parmak bağırsakta karaciğerde akciğerde kalpte yani organizmanın tamamı çünkü vücudun giriş kapısıdır bu ağız giriş kapısı temiz ve gösterişli olursa efendim bünyede sağlıklı ve sağlam olur ben vücudu bünyeyi bir saraya benzetiyorum ağzı da sarayın giriş kapısına benzetiyorum. Yani sarayın giriş kapısı nasıl olmalı ise bizim ağzımız da öyle olmalı. Değil mi Ayşe Hanım? Evet, evet. Çok doğru söylediniz. Evet. Katılıyorum size her söylediğinizde. Evet, sağ olun. Bu etkilerinde hepsini görüyoruz. Ağız kokusunu da gideriyor. Kanamayı zaten tabii. Geçiriyor. Ya evet. Ayşe Hanım, ağız kokusu dediniz de ağız kokusundan efendim yıkılan yuvaların haddi hesabı yok biliyor musun? Adamın ağzı kokuyor veya hanımın ağzı kokuyor. Dayanamıyor ve ben çok şahit olmuşumdur. Çok. Kötü aileler olur. Yıkılıyor. Ya bunu evet. Kullandığınız zaman ağzınız kokmaz. Evet. Öyle bir derdiniz tamam. Olmaz değil öyle mi? Öyle bir dert asla olmaz. Bugün diş macunları, biz aynı zamanda da otellere diş macunu üreten bir firmayız. Çok büyük bir firma. Onlar talep ediyorlar, biz üretiyoruz. Diş macununun formülü yani anlattığım gibi doğal değil. İçerisinde evet. Petrol artı ürünler var. İçerisinde efendim mermer tozları var yani bir takım şeyler var. Peki doğru. sonucunda şunun yaptığını yapıyor mu? Kesinlikle yapmıyor. Bugün diş minelerinin zayıflamasının ana sebebi kullanılan diş macunlarıdır. Dişlerimizin tabii. Kırılmasının sebebi zayıfladığı için onlardır. Çürümesinin sebebi gene bunlardır. Yani o kadar doğal ki Mahmut abi diyor ki ben yani bunu gerçi yemeyeceğiz ama diyor ki ya diyor ben diyor sabunların tadına bakabilirim, evet. Yiyebilirim. Yani bu da neden kaynaklıdır? Yani ürünlerin ne kadar kaliteli ve doğal oluşundan doğal ötürü. Sadece bundan evet. Ötürü konuşuyor ama
Yani gerçekten ürünler muazzam ürünler. Yani ağız bakım dediğimiz zaman ağzımızda bir ferahlık oluyor. Ağzımızın içinde aynı şekilde tertemiz dişlerimiz oluyor ve parlak dişlerimiz oluyor. Evet. Ekstradan dişlerimizi temizlememize gerek yok. Hep bir de gönül rahatlığı için de çocuklarımıza verebiliriz. Yani evet. Biliyorsunuz hepimiz aynı şekilde tabii, çocuklar verdiğimizden korkuyoruz yani. Tabii çocuklar diş macunu yiyorlar. Evet, gerçekten yiyorlar. Çünkü hoşlarına gidiyor. Köşte yiyorlar. Evet. Sanki dondurmaymış gibi yiyorlar evet. Onun için. Yani bunda öyle bir endişemiz de olmayacak. Hem gönlümüz de rahat olmuş olacak. Bir de Mahmut abi çok da pahalı değil yani ürünümüz. Hayır, hayır, hayır. Yani 4 kişi böyle bir kaç ay rahatlıkla bir yetiyor Mahmut abi? Yani bu en az 6 ay kullanılır. 6 ay kullanabilir. En az 6 ay kullanılır. Evet. İyon çiçeği belki bu Ayşe Hanım, İyon çiçeği, İyon çiçeği aldınız mı? İyon çiçeği var mı? Evet, ondan bahsedeceğim. Evet. Benim yarımımı, Ayşe Hanım tamamlasın. Evet, dinliyoruz. Evet, onu da biz bayağıdır aldık, kullanıyoruz. Her odaya yaptık bir tane şeylere, kasenin üzerlerine. Evet. Onda da şöyle bir şey, havayı temizliyor. Tabii. Bizim mesela bir tane penceresiz odamız var, oraya koyduk. Normalde o hani şey havasızlıktan dolayı böyle ara sıra koku vesaire olurdu. Olduğu zaman olmuyor koku. Olmaz. Ferah böyle temiz bir hava oluyor. Evet. Ondan da o, evet. Yatak odasına koydunuz mu? Koyduk. Her yere buraya koyduk. Ha, yatak odasına koyduysanız mükemmel uyku uyuyorsunuzdur ve sabah kalktığınızda inan çok dinlenmiş temiz, evet. olarak kalkarsınız. Hem dinlenmiş hem canlı hem de çok temiz bir hava oluyor. Kokmuyor evet. Yani öyle bir koku şey olmuyor hiçbir şekilde. Temiz ve zengin ve bir de bakın evet. İzmir deniz kenarında bir şehir olduğu için rutubet ve nem oranı fazladır. Çok, ama iyon çiçeğinin bulunduğu odada rutubet ve nem oranı asgariye düşmüştür. Onu evet. Normale çeviriyor. Çok fark ediyoruz. Evet, aynen evet. Bu şekilde söylediğiniz gibi. Yani o kokusunu, o şeyine, ferahlanacağını, uyku özellikle çok derin, güzel uyku sağlıyor. Biz sizin yani uzun süredir bütün ürünlerinizi kullanıyoruz. Bir az önceki hanımefendi ıslak mendil söyledi. Ben orayı evet. Kaçırmışım. Bir onu ben kullanmamışım. Almamışım. Evet. Onu da şimdi temin edeceğim. Evet, onu atlamışım ıslak demek mendil, ki. Doğru, merak doğru ettim onu da. Doğru söylüyor. İnanın şu anki ıslak mendillerin içerisi tamamen kimyasal. Yani hele o küçük bebeklere onları sürüyorlar ağızlarına, yüzlerine. Yani benim içim gidiyor. O hiç sürülecek bir şey değil. Ama maalesef böyle bir şey oluşuverdi. Şu anda neredeyse insanlar el temizliklerini o ıslak mendillerle yapıyorlar. O da ayrı bir facia. Evet, evet. Ayrı bir facia. Çok sevindim yani ıslak mendil olduğuna. Ben orayı kaçırmışım. Evet. Diğer ürünleri biliyorum ama ben de aynı şekilde içeriğine bakıyorum doğallığına dediğiniz gibi. Çok sevindim ben duyunca ıslak çok, mendil evet. Olduğunda. Onu da temin edeceğim en yakın zamanda. İnşallah. Çünkü ben de İnşallah. Kullanıyorum. İnşallah. Dediğiniz gibi çok fazla kimyasal var içlerinde. Doğru. Süpersiniz. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Ayşe Hanım biz de çok teşekkür ediyoruz. Anneye babaya çok sevgi ve selamlarımızı ileteyim. İzmir'de, eşe dosta daha çok tanıtalım. Ve çoğalalım, bu da önemli bir slogan oldu Bahar Hanım'dan bize. Çoğalalım, ki faydalı olalım. Güzel bir aile olalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Mahmut abi şöyle biraz iyon çiçeğimizi besleyelim. Yani sanki böyle boynunu bükmüş. Evet. Yani uzun süredir beslemiyorduk. İyon çiçeğini geçen hafta besleyecektik, beslemedik. Şimdi onu besleyelim Abdül evet. Ustacığım. Biraz besleyelim. İşte böyle biliyorsunuz bunun içerisinde çok az çiçek besler gibi besleyeceğiz minik şu anda. Minik biraz, evet. Minik biraz. Şurada onun bunu izleyenler de görsün. Şöyle ağzından... Görebiliyor muyuz? Gösterebiliyor mu arkadaşlar? Yiyelim biraz. Evet, yok görüyor. Gözüküyor. Şu anda geldi evet. Ekrana. Evet, bu kadar koydum. Bu kadar. Birazcık da şuralarına koyuyorum. Bu kadar. Kenarlarına. Yani evet. Yaklaşık yarım su bardağı, evet. Bir su bardağı. Yarım çay bardağı kadar. Yarım fazla, çay bardağı. Fazla koymayalım. Islak olsun kafi. Islaklık bunu mütemadiyen besliyor ve canlı tutuyor. Havaya çıkıyor. Havadaki yaramazların hepsini alıyor, blok ediyor. Ve kendisindeki 84 tane faydalı askerleri havaya asıl olarak bırakıyor. İşte biz o havayı teneffüs ediyoruz. Evet, faydalı bakın, olan havayı değil biraz mi? Biraz önce Ayşe Hanım dedi ki temiz hava. Temiz havanın yanında zengin bir hava oluşuyor. Evet. Temiz hava temizledikten sonra da zenginleştiriyoruz. Yani çamaşırı ben o misali veriyorum. Çamaşırı yıkadık tertemiz ama bir de onu yıkadığımız zaman zenginleşmiş oluyor. İşte havada da 84 minerali asıl olarak bırakınca hava zenginleşmiş oluyor. Tabii bu arada da Abdullah Usta'nın bayatlamayan efendim poğaçaları çıktı. Bayatlamayan evet. Poğaçalar. Bunları da ben şöyle şey yapayım Mahmut abim. Şimdi istersen ben bunları bir toparlayayım. Listemi alayım. Tabii, olursa devam edelim mi? Toparlayın tabii evet. Öyle yapalım. Hemen Mahmut abiyle beraber kapatacağız. Ben şöyle bir bayatlamayan poğaçalarımdan kenara doğru alıyorum.
sıcak olduğu için elimizde yakmayalım. Vay 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 vay. Müthiş oldu, müthiş. Şöyle bir misafirimize de şuradan ikram edelim. Ondan sonra da bayatlamayan poğaçamız hazır. Sodalı, nefis bir poğaçamız hazır sevgili izleyenlerimiz. Onu üzerini örtüp bir hafta boyunca da bekletebilirsiniz. Şöyle bir kenara alıyorum arkadaşların görmesi için. Bunu da misafirimize doğru gönderiyorum. Listemiz akşam hazırsa... akşam yemeğe bugün Abdusta'da. Afiyet, bal şeker olsun Mahmut abim. Evet, hazırız. Listemizi yavaş yavaş alabiliriz. Evet, sodalı poğaçamız için sevgili izleyenlerimiz, bir su bardağı kadar ılık süt. Ondan sonra yarım su bardağı kadar zeytinyağımız. Ondan sonra bir su bardağı kadar sade sodamız. Ondan sonra 1,5 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz. Bir paket kuru mayamız. Bir tatlı kaşığı kadar dotosa sıvı tuz ve hatta kaynak tuz. Hangisini kullanacaksa kullanabiliriz. Alabildiği kadar un kullanıyoruz. Bir su bardağı kadar ılık süt olacak o sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra ve hatta su da kullanılabilir ama süt tercih ederseniz daha güzel olacak. Bir su bardağı kadar ılık sütümüz olacak. Yarım su bardağı kadar zeytinyağımız olacak. Ondan sonra bir su bardağı kadar sade sodamız. 1,5 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz olacak. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar ve hatta yeteri kadar dotosa sıvı tuzumuz ve hatta kaynak tuz kullanabiliriz. Ondan sonra alabildiği kadar unumuz olacak. Üzeri içinde bir adet yumurta kullanacağız. Önce genişçe bir kabımızın içine kuru mayamızı, tuzumuzu, şekerimizi boşaltalım. Onları boşalttıktan sonra sütümüzü üzerine boşaltalım. Ondan sonra yağımızı üzerine boşaltalım. Sade sodamızı üzerine boşaltalım. Hepsini iyice bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra alabildiği kadar unumuzu ilave edeceğiz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz yarım saat boyunca bir beklesin ve dinlensin. Şekiller verip tepsimizin içine dizeceğiz. Onu tepsimizin içine dizdikten sonra üzerine yumurtamızı sürüyoruz. Susam ve hatta çörek otlarımızı da üzerine ilave ettikten sonra düşük bir derecede fırına gönderiyoruz. O yavaş yavaş bir toparlansın, pişsin. Piştikten sonra da bir kontrolünü yapıyoruz. Ondan sonra sunumu yapacağımız tabağımıza koyup afiyet edeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum olacak. İstersen bir bezle üzerini kapatıp bir hafta boyunca da tüketebilirsiniz. Bozulmayacak, herhangi bir şey de olmayacak. Evet, sengeser için de sevgili izleyicimiz neler yaptık? Sengeser yemeğimiz için de 2 su bardağı kadar yeşil mercimeğimiz, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 çay kaşığı kadar dotosa sıvı tuzumuz, yeteri kadar karabiber kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar yeşil mercimeğimiz, 1 adet kuru soğanımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar dotosa sıvı tuzumuz, zaten kaynak tuzumuz, yeteri kadar karabiberimiz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya dilersek tereyağı kullanabiliriz. Üzeri için 2 su bardağı kadar yoğurt kullanıyoruz. Onu güzelce bir şekilde bir karıştırmak ve sulandırmak için de yarım çay bardağı veya 1 çay bardağı kadar su kullanıyoruz. Ondan sonra da sunum içinde, sevgili izleyicilerimiz, sunum içinde 1 adet ekmeğimiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar pul biberimiz, kırmızı toz biberimizi kullanıyoruz. Önce tenceremize yağımızı boşaltalım. Soğanımızı doğrayıp içine ilave edelim. Soğanımızı iyice bir kavuralım. Soğanımızı iyice bir kavurduktan sonra tekrardan hemen içine salçamızı dahil edelim. Salçayla beraber kavurmaya devam edelim. Salçayla beraber onu kavurduktan sonra içine baharatlarımızı ilave edelim. Baharatla beraber iyice bir karıştırıyoruz. 1 su bardağı yakın sıcak suyumuzu içine boşaltıyoruz. Ondan sonra haşlamış olduğumuz yeşil mercimeğimizi de içine ilave ediyoruz ve onunla beraber karıştırıyoruz. Tuzumuzu ayarlıyoruz ve tuzumuzu ayarladıktan sonra ekmeklerimizi ufak ufak kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Tavamızda onu soteliyoruz. Soteledikten sonra tabağımızın altına döküyoruz. Tabağımızın altına serdikten sonra hazırlamış olduğumuz yemeğimizi üzerine güzelce bir döküyoruz. Yemeğimizi döktükten sonra onun üzerine yoğurdumuzu döküyoruz. Yoğurdumuzu da döktükten sonra üzerine yağımızı ısıtıp gezdiriyoruz ve gezdikten sonra üzerini süslüyoruz. Ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de bu şekilde yemeklerimizi hazırladık. Şöyle bir numaralarımız gelsin, onu da verelim. Ondan sonra Mahmut abiyle beraber toparlayalım inşallah. Evet. Türkiye için 0212-912-1474'ü arayabilirsiniz. Türkiye için 0212-912-1474'ü arayabilirsiniz. Avrupa için artı 49-1-573-832-8410'u arayabilirsiniz. Avrupa'nın geneli için artı 49-1-573-832-8410'u arayabilirsiniz. Veli Bey ve Fatih Bey. Evet. Bütün ürünlerimiz var orada değil mi Mahmut abim? Her günde onlara tabii da, ki orada da buradan selam gönderelim Veli Bey ve Fatih Bey'e. Onlar Almanya'nın her tarafına ulaşıyorlar. Çok sevenlerimiz var. Biz de sevgiye selamlarımızı yolluyoruz. Gönderiyorlar. Ve onlardan da çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bilakis Almanlar da çok rağbet ediyorlar. Değil mi? Çok talep var. Ya çok. Orada bize göre biraz daha doğal ürünlerin fazla mı rağbet var? Orada biraz daha fazla var ama biz astımıza konunun başında, programın başında söylediğimiz gibi biz astımıza eğer dönersek biz onlardan daha doğalız, daha çabuk adapte oluruz ve onları da geçeriz
ve sağlık olarak da onlardan daha sağlıklı olur. Ya Mahmut abi gerçekten yani bu içimizi gerçekten parçalıyor. Yani hele ki şu pandemi süreci bizler hepimize gördük. Tarımın ne kadar önemli olduğu, hayvancılığın ne kadar önemli olduğu. Yani gerekirse bizim arabamız olmasa ama onları yakıtı uygun olsun. Yani gerçekten gıda dediğimiz zaman her şeyimiz o. Yani gerçekten gıda olsun, hayvancılık olsun. Bunlara biraz daha fazla önem gösterelim, onlara yardımcı olalım. Onun için doğal beslenelim. Çiftçilerde de ricamızı çok fazla böyle kimyasal kullanmasınlar. Şu arabamıza yakıt alırken, arabamızın yağını değiştirirken, arabamızın yıllık periyodik bakımlarını yaparken gösterdiğimiz hassasiyeti bir kendimize gösterelim. Evet. Öyle insanlar var ben tanıyorum ki benzin aldığı, yakıt aldığı istasyon belli. Buradan başka bir yerden almaz. Evet. O markanın benzinini alacak. Aracını yağ değiştirirler. Ya işte yağı da bellidir. O yağı periyodik sen olarak gider. Sen de mi periyodik olarak gider değiştirir. Efendim ya biz de bu araba olarak görün bunu ya. Araba seni taşıyor bu. Evet. Seni taşıyor bak. Yiyorsun içiyorsun o zaman bunun da yağına, bunun da suyuna, bunun da tuzuna bakalım. Bakalım. Ona göre önümüze geleni buradan atmayalım. Az olsun, nasıl sen herhangi bir benzin istasyonundan bir benzin koymuyorsan, herhangi bir yağı alıp arabanın motoruna koymuyorsan, bunun da burasından efendim benzin gibi yakıtları, yiyecekleri, efendim içecekleri göndermeyelim. O zaman makinayı bozuyoruz. Makinayı bozunca bu makinenin ruhu da var, ruhu da bozuluyor. Bu makine etrafını da bozuyor. Çünkü evet, senin şu kamerada evet, tabii. Senin şimdi araban bozulunca bir başka arabayı bozmuyor. Ama bu arabayı bozduğun zaman hanımı rahatsız ediyorsun, oğlanı rahatsız ediyorsun, kızı rahatsız ediyorsun. Dolayısıyla gelin yani ister şey gibi görelim, ister araba gibi görelim. En az arabaya yaptığımız hassasiyeti kendi bedenimize, kendi bünyemize, yememize, içmemize de gösterelim diyorum. Evet. Bir yerdeydim Mahmut abi. Tamam böyle arabanın içine bekliyorum. Bir arkadaş gelecekti. Orada bir yere gidecekti. Yanında da bir araba daha var. Bir tane bayan geldi. Orada böyle pazar arabaları olur ya. Evet. Onun böyle çeke çeke geldi. Az bir şey dokundu mu dokunmadı mı? Arabanın içine birisi indi. Hafif de böyle kafası biraz geldi. Dedi abla dedi al dedi benim kafamı kır ama dedi benim arabama dedi dokunma. Yani gerçekten arabayı biz çok fazla böyle değer veririz i̇şte, ya. Yani biz en evvela kendimiz değerli, kendimiz sağlıklı, saatli olmalıyız ki o araba kıymetli olsun. Yoksa o arabanın sağlıklı olması bizi sağlıklı hale getirmiyor. Yani ben mecazi manada söylüyorum. O arabaya gösterdiğimiz ihtimamı kendimize de gösterelim. Yiyeceklerimizde, içeceklerimizde, yiyeceklerimizde, teneffüs ettiğimiz havada, dostluklarımızda, arkadaşlıklarımızda biz de aslımıza dönelim ve insan gibi davranalım kendimize. Çok teşekkür ederim Mahmut abi. Ben de biz de böylelikle ediyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik sevgili izleyicimiz. Bizleri izleyen herkes, bizlerden desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Yarın Mahmut abiyle beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili izleyicimiz. Kalın sağlıcakla. Sizleri çok seviyoruz.